Elimizde karekök içinde 6x eksi x kare eksi 5 dx'in belirsiz integrali var. Bunun kolay bir integral olmadığını hemen fark etmiş olmalısınız. Bu ifadenin türevi ifadenin bir parçası olmadığına göre u dönüşümünü kullanamayız. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi bu integrali almak için havalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapacağımız şey büyük ihtimalle trigonometrik bir yer değiştirme olacak. Ama yapacağımız yer değiştirmenin hangisi olduğunu da bir çırpıda anlayamıyoruz. Mesela karekök kök içinde e, 1 eksi x kare ya da x kare eksi 1 x kare artı 1 gibi bir ifade görsem trigonometrik yer değiştirme yapabiliriz. Evet böyle bir şeyle karşı karşıya olsaydık ne yapmam gerektiğini hemen anlayabilirdim ama elimizdeki ifade buna benzemiyor. Kare kök var, x kare var ama bu istediğim formlardan birine benzemiyor. Şunları da sileyim. Peki. İsterseniz kare kök içindeki kareyi tamamlamayı deneyelim. Bir bakalım. Eşittir. Bu arada kareyi tamamlamak dediğimde tam olarak ne demek istediğimi anlamadıysanız bununla ilgili videolarımız var. Onları izlemenizi öneririm. Devam edelim. Eşittir. Karekök içinde eksi 5 eksi x kare 6x pozitif olduğundan parantezin içinden çıktığında pozitif olması için önüne eksi koyacağım. Şimdi bunu tam kare yapmamız lazım. Bana kendisiyle toplamı eksi 6 eden sayının hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Eksi 3 öyle değil mi? Eksi 6'nın yarısı eksi 3'tür ve kareyi tamamlamak için buraya bir de eksi 3'ün karesini yazmamız lazım. Onu Artı 9 olarak yazıyorum. Yalnız herhangi bir ifadeye öyle kafama göre bir şeyler ekleyip çıkaramayacağımı biliyorsunuz. Mesela buraya 9 ekledim. Aslına bakarsanız eklemedim çıkardım çünkü parantezin önünde eksi var. Buraya eklediğim yani çıkardığım 9'u nötralize etmek için 9 eklemem lazım. Hemen yazıyorum. Artı 9. İşte böyle. Bunu neden böyle yaptığımı anlamadıysanız hemen bu parantezi açın eksi x kare artı 6x ki bunlar buradaki terimler eksi 9 ve burada da artı 9 olduğu için birbirlerini götürecekler ve böylece bu ifadenin aynısını elde etmiş olacağız. Bunu yapınca ifadenin değerini değiştirmediğimi görüyorsunuz değil mi? 9 ekleyince aslında 0 eklemiş oldum ama işime yarayacak formada biraz daha yaklaştım. Bu arada bunun yerine de doğrudan 4 yazabilirim. Bu ise x eksi 3'ün karesine eşit olur. x eksi 3'ün karesi. Bu ufak oynamalar sonucu belirsiz integrali kare kök içinde 4 eksi x eksi 3'ün karesi haline getirebildim. dx'i de unutmayalım. Şimdi istediğim forma yaklaştığımı söylemiştim ama bunu elde edebilmek için burada 4 yerine 1 olması gerekiyor. Bu yüzden de bunu bir de 4 parantezine alacağım eşittir. Evet, integral karekök içinde 4 çarpı 1 eksi x eksi 3'ün karesi bölü 4. Evet, bunları 4 parantezine aldığımda bu iki terimi elde ediyorum. dx'i de unutmayalım. İstediğimi elde ediyorum. Bir kere daha yazayım. Eşittir. 4'ü de dışarıya alacağım. 2 çarpı karekök içinde 1 eksi x eksi 3 bölü 2'nin karesi de x. Evet, bu 2 nereden mi geldi? Bunun kesir olarak karesini almak istediğim için paydadaki 4'ün karekökünü aldım ve paydaya 2 yazdım. Şu ana kadar kalkülüs yapmadığımızın da farkındasınız, öyle değil mi? Yaptığım şey bu belirsiz integrali bu hale getirecek bazı oynamalar. Sonuç olarak eşdeğer bir ifade elde ettim ve bu ifade alışık olduğum, daha doğrusu ne olduğunu bildiğim bir ifadeye benzemeye başladı. Bundan önceki videoda size kosinüs kare teta'nın 1 sinüs kare teta'ya eşit olduğunu gösterdiğimi hatırlıyorsunuz. Bunu sinüs kare teta eşittir 1 eksi kosinüs kare teta olarak da düşünebilirsiniz. Arada bir fark yoktur ve açıkçası ikisi de işe yarar. Her neyse buradaki ifade buna çok benziyor öyle değil mi? Hatta bunun sinüs kare teta'ya eşit olduğunu düşünürsek tamı tamına aynısı. O halde gelin bu yer değiştirmeyi yapalım. Hemen not edeyim. x eksi 3 bölü 2'nin karesi eşittir sinüs kare teta. Bunun iki tarafının karekökünü alırsak, x eksi 3 bölü 2 eşittir sinüs teta elde ederiz. Bu arada bunu çözerken bir noktada teta'yı yerine geri koymamız gerekeceği için isterseniz teta'nın neye eşit olduğunu da bulalım. Teta'yı bulmak için iki tarafın ters sinüsünü yani ark sinüsünü almamız gerekir. Böylece teta eşittir ark sinüs x eksi 3 bölü 2 elde ederiz. Yer değiştirmeyi yapmak için bir de dx'in neye eşit olduğunu bulup, sonra da x'in teta türünden neye eşit olduğunu bulmamız gerekecek. Bunu da yapalım. İki tarafı 2 ile çarpayım. x eksi 3 eşittir 2 sinüs teta. Buradan x, 2 sinüs teta artı 3'e eşit olur. İki tarafın bir de türevini alacağım. dx bölü d teta eşittir. Bunun türevi 0 olduğu için sadece 2 kosinüs teta yazıyorum dx'in neye eşit olduğunu bulmak için iki tarafı d ile çarpalım. Böylece dx eşittir 2 kosinüs teta d teta. Şimdi de bunları orijinal ifadeye yerleştirmemiz gerekiyor. Bir bakalım. İntegral 2 çarpı karekök içinde 1 eksi. Bunun yerine sinüs kare teta yazacağım. Evet, dx yerine de bunu. 2 kosinüs teta d teta. Bu kosinüs kare teta'ya eşittir. Bir de kare kökünü alacağız. O halde bunun yerine kare kök içinde kosinüs kare teta'dan kosinüs teta yazabiliriz. Bir kere daha yazacağım. 2 çarpı kare kök içinde kosinüs kare teta yani kosinüs teta çarpı 2 kosinüs teta d teta. Bu buna, bu da kare kökün altından gelen ifadeye eşit anlaştık mı? 1 eksi sinüs kareden kosinüs kare teta elde ettik, karekökünü aldık ve sinüs teta bulduk. Çarpı d teta. Bu 4 çarpı kosinüs kare teta'ya eşittir. d teta'yı da unutmayayım. Ve bu da çözülmesi kolay bir integral değil. Burada u dönüşümü de yapamam. Peki ne yapacağız? Tabii ki de sadık dostumuz trigonometrik özdeşliklerden yardım isteyeceğiz. Birçok trigonometri ya da matematik kitabında yer alan bu özdeşliği ezbere biliyor musunuz bilmiyorum ama burada kullanacağımız özdeşlik kosinüs kare teta eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs 2 teta olacak. Bunun ispatını da yapmıştık daha önce. Devam edelim. Evet şimdi de bunun yerine bunu yazacağız. Eşittir. İntegral. 4 çarpı kosinüs kare teta yerine 1 bölü 2 çarpı 1 artı kosinüs 2 teta yazıyorum. Bir de d teta. Artık kolaylaştı öyle değil mi? 4 çarpı 1 bölü 2, 2 eder. Parantezi de açalım. 2 artı 2 kosinüs 2 teta d teta. Bunun ters türevini bulmak son derece kolay. Bunun teta'ya göre sinüs 2 teta'nın türevi olduğunu görüyorsunuz değil mi? Sağlamasını yapalım mı? Sinüs 2 teta'nın türevi nedir? İçteki fonksiyonun türevi 2'dir çarpı dıştaki fonksiyonun türevi yani kosinüs 2 teta. Bu da 2 teta'nın türevi olduğuna göre eşittir 2'nin teta'ya göre ters türevi 2 teta'dır artı bunun ters türevi de sinüs 2 teta'dır demiştik. Yazıyorum sinüs 2 teta. Belirsiz integral aldığım için artı c'yi de unutmamamız lazım. Bu noktada orijinal integralimizin x türünden olduğunu ve x'i teta türünden ifade ettiğimizi unutmamak da lazım. Demek istediğim bunu bu şekilde yani teta türünden bırakamayız. Yer değiştirmeyi tersine çevirmemiz yani teta yerine x'li ifadeleri yazmamız gerekiyor teta arksinüs x eksi 3 bölü 2'ye eşitti. Şuraya bir daha not edelim. Teta eşittir arc x eksi 3 bölü 2. Bunu buraya yerleştirirsem sinüs 2 çarpı arc x eksi 3 bölü 2 elde ederim. Buradan da 2 çarpı arc x eksi 3 bölü 2 gelir ve bu şekilde sonuca ulaşmış olurum. Ama bunun tatmin edici bir sonuç olacağını zannetmiyorum. Yani bundan çok daha temiz ve net bir cevap elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için de bunu sinüs tetalı bir ifade haline getirmeye çalışacağım. Çünkü ark sinüsün sinüsünü alırsak doğrudan x eksi 3 bölü 2 elde ederiz öyle değil mi? Ne demek istediğimi daha anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek adına bunları eğer sinüs teta türünden yazabilirsem bakın sinüs teta sinüs ark sinüs x eksi 3 bölü 2'den x eksi 3 bölü 2'ye eşit olur. Kısacası bunu sinüs teta olarak ifade edebilirsem bunu yapabilirim ve böylece de daha net bir sonuç elde ederim. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Bir başka özdeşlikten yardım alacağız. Bunun da ispatını yapmıştık. Belki hatırlıyorsunuzdur. Sinüs 2 teta ki bu sinüs teta artı teta'ya eşittir. Bunu da sinüs teta çarpı kosinüs teta artı sinüs teta çarpı kosinüs teta olarak ve bunu 2 sinüs teta çarpı kosinüs teta olarak ifade edebilirim. Bazılarınızın bunu ezbere bildiğinizi biliyorum. Hele ki trigonometri sınavınız varsa bu özdeşlikleri ezberlemek aslında son derece faydalı olacaktır. Bunu böyle yazalım. 2 teta, sinüs 2 teta'nın yerine 2 sinüs teta, kosinüs teta yazacağım. Artı c'yi de unutmayalım. Her şeyi sinüs teta olarak yazmak istemiştim ama burada bir kosinüs teta var. Şimdi ne yapacağım? Kosinüs kare teta 1 eksi sinüs kare teta'ya. Buradan kosinüs teta da kare kök içinde 1 eksi sinüs kare teta'ya eşit öyle değil mi? Bu arada bu ifadeyi zorlaştırdığımızı düşünüyor olabilirsiniz ancak bu sayede her şeyi sinüs teta olarak ifade etmiş olacağız. Haydi bunu da yazalım. İntegralin sonucu. 2 teta artı 2 sinüs teta çarpı kosinüs teta yani kare kök içinde 1 eksi sinüs kare teta artı c. Evet buna eşit oldu. Sonra artık çok yakınız. Zannettiğinizden de zor bir soruymuş öyle değil mi? Sinüs teta buna eşitti. Hemen yazıyorum. İlk terim 2 teta. 2 çarpı arc sinüsten kurtulamayacağız. 2 çarpı arc sinüs x eksi 3 bölü 2 artı, farklı bir renkle yazayım, artı 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 çarpı kare kök içinde 1 eksi sinüs kare teta yani x eksi 3 bölü 2'nin karesi artı c'yi de yazıyorum. Bakalım daha sade bir hale getirebilecek miyiz? Eşittir. 2 arc sinüs x eksi 3 bölü 2 artı bunlar birbirini götürecek. x eksi 3 çarpı karekök içinde 1 eksi x eksi 3'ün karesi bölü 4. Bu arada bu yaptıklarım düşündüğümden daha da uzun sürüyor ama inat ettim devam edeceğim. Şimdi bunu 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüzü düşünelim. Buraya yazıyorum. Çarpı 2 bölü 2. Bunu neden yaptığımı merak ediyorsanız hemen göstereyim. 2 arc sinüs x eksi 3 bölü 2 artı x eksi 3 bölü 2 yazacağım. Böylece bu 2'yi kullanmış oldum. Paydaki 2'yi de karekök içinde 4 olarak yazacağım. Çarpı karekök içinde 1 eksi x eksi 3'ün karesi bölü 4. Tüm bunları yaparak videonun başında yaptıklarımı da bir nevi tersine çevirmiş oluyorum. Daha net bir şekilde ifade edeceğim konusunda inat etmemiş olsaydım bunları görmeyecektik ama inanın bana çok az kaldı. 2 arc x eksi 3 bölü 2 artı x eksi 3 bölü 2. Karekök 4 ile bunu çarpınca da 4 eksi x eksi 3'ün karesi elde ederiz. Artı c. İşte şimdi bitiyor. Eşittir. 2 arc x eksi 3 bölü 2 artı x eksi 3 bölü 2 çarpı Karekök içinde 4 eksi parantezi açacağım x kare eksi 6x artı 9 ve bu da 6x eksi x kare 4 eksi 9'dan da eksi 5 gelir ve bu videonun başındaki ifadeye eşit olur. En sonunda integralin 2 çarpı sinüs x eksi 3 bölü 2 artı x eksi 3 bölü 2 çarpı karekök içinde 6x eksi x kare eksi 5 artı c, c eşit olduğunu bulduk ve bu da ekranın en tepesindeki ifadenin aynısı. İsterseniz onu da yazalım eşittir. Karekök içinde 6x eksi x kare eksi 5 dx'in integrali. Ah, evet, siz de en az benim kadar yorulmuş olmalısınız. O kadar çok yazdım ki inanın elim acıyor. Ama bunun faydalı bir video olduğunu düşündüğünüzü umuyorum. Bazen sadece kolay soruları çözdüğüme dair şikayetler geliyor. Ama gördüğünüz gibi bu hiç de kolay bir integral değildi.